Geçtiğimiz yıllarda bilim dünyası için çok büyük bir gelişme yaşandı. Ama pek çok insan tarafından kaçırılmış olabilir çünkü bizden çok uzaklarda meydana geldi. Neydi bu gelişme? Albert Einstein'ın ünlü izafiyet teorisinin odağındaki yerçekimsel dalgalar ve ortaya çıkardıkları ışık, dedektörler aracılığıyla ilk kez Ağustos 2017'de doğrudan algılanabildi. Birbirine çekimsel olarak yaklaşan iki cisim çarpıştı. İki nötron yıldızı çarpıştı. Daha doğrusu birleşti demek daha doğru olur. Tabii kozmik ölçekte. Bilim dünyasının en büyük gözlemlerinden biri olarak kabul ediliyor bu iki nötron yıldızının birleşmesi. Peki nötron yıldızı nedir? Nötron yıldızları süpernova patlamalarından arta kalan maddelerin kütle çekimi etkisiyle çökmesiyle meydana gelir. Bu yıldızlar neredeyse tamamen nötronlardan oluşsa da az miktarda proton ve elektron da içerir. Nötron yıldızı tanımı da buradan geliyor. Bu proton ve elektronlar olmadan nötron yıldızları uzun süre var olmaya devam edemezdi. Çünkü nötronlar serbest haldeyken kararsızdır ve beta ışıması yaparak kısa süre içinde proton ve elektronlara ayrışır. Ancak yıldızın içindeki yüksek basınç sebebiyle proton ve elektronların birleşerek nötronlara dönüşmesi, nötron yıldızlarının daha kararlı bir yapıya sahip olmasını sağlar. Nötron yıldızlarının kütleleri Güneş'inkinin 1,5 ila 3 katı olabilir. Bugüne kadar gözlemlenmiş en büyük nötron yıldızının kütlesi ise Güneş'inkinin yaklaşık 2 katıdır. Bu muhteşem patlamanın ardındaki cismin, yani nötron yıldızının kütlesinin Güneş'in 2 katı olması sizi yanıltmasın. Nötron yıldızlarının kütleleri çok büyük olmasına rağmen hacimleri çok küçüktür. Örneğin kütlesi Güneş'inkinin yaklaşık 1,5 katı olan bir nötron yıldızının çapı sadece 10 kilometre civarındadır. Bu durum nötron yıldızlarının yoğunluklarının çok yüksek olmasına neden olur. Öyle ki bir çay kaşığı nötron yıldızı 10 milyar kilogram ağırlığında olabilir. Yani Güneş'in küçülerek bir şehire dönüştüğünü düşünün. Bir çay kaşığına sıkıştırılmış 50 bin mavi balinadan bahsediyoruz. İşte geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen bu olayın başrolleri bir değil iki nötron yıldızı. 130 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir komşu galakside yaşıyorlarmış. Kozmik zamanda bizden çok da uzakta değillermiş. Peki bu yıldızlar nasıl çarpıştı? Bahsedilen çarpışma NGC 4993 adı verilen galakside yaklaşık 1000 milyar kilometre uzaklıktaki Hidra takım yıldızında gerçekleşti. 130 milyon yıl önce daha dinozorlar dünyada dolanırken yaşanan çarpışma o kadar uzaktaydı ki sadece yerçekimsel dalgalar ve ışık bize kadar ulaşabildi. Einstein'a göre uzay zaman eğilip bükülebilen bir kumaş gibidir ve bu kumaştaki cisimlerin kütleleri onu eğip bükerler. Bu kütlenin büyüklüğüne bağlı olarak büküldüğü çeper de o kadar eğilir. İşte bu kütleli cisimler bazı durumlarda hızlanmaya başlarlar ve bu eğriliği değiştirerek dışarıya doğru eğrisel bir biçimde ışık hızıyla dalgalanmaya başlarlar. Buna kütle çekimsel dalga adı veriliyor. İşte yoğun bu iki yıldız da birbirlerine birkaç yüz kilometre kadar yaklaşarak büyük bir hızla dönmeye başladılar ve dolayısıyla uzay zamanda dalgalar oluşturmaya başladılar. Bu dalgalar ışık hızında etrafa yayıldı ve 130 milyon yıl sonra 17 Ağustos'ta dünyaya ulaştılar ve dünyadaki dedektörler tarafından kaydedildiler. Ve ortaya böyle bir ses çıktı. En sondaki duyduğunuz o kısım iki yıldızın birleştiği zaman. Peki bu ses nasıl kaydedilebildi? Burası LIGO, bahsettiğim bu kütle çekimsel dalgalar için yapılmış bir gözlem evi. L şeklindeki iki farklı yönlerde 4 kilometrelik tüplerden oluşmakta. Bu tüplerin içindeki hava tamamen alınmış durumda. Bir lazer ışını özel bir mekanizma ile ikiye ayrılarak iki tünelde gönderilip geri yansıtılıyor ve sonra tekrar birleştiriliyor.
Bu kütle çekimsel dalgalar dünyaya ulaştığında çok küçük bir ölçekte esneme ve sıkışma oluşuyor. Yaklaşık bir atomun esneme ve sıkışma ölçeğindeki gibi. İşte bu 4 kilometre uzunluğundaki tünelde hareket eden ışınları etkiliyor ve birleştikleri noktadaki desenin değişmesine sebep oluyor. Bu olay dünyadaki ve uzaydaki 70 kadar teleskop tarafından da gözlemlendi. Takip eden sonraki günlerde oluşan elektromanyetik radyasyon çeşitli formlarda X ışını, ultraviyole, optik, radyo ve infrared dalgası tespit edildi. Çarpışma sonucu oluşan bu büyük alev topuna kilonova deniyor. Gördüğünüz bu beyaz noktanın içinde dünyanın kütlesinin 200 katı kadar altın ve 500 katı kadar plütonyum oluştuğu tahmin ediliyor. Periyodik tablodaki elementlerin çoğunun nasıl oluştuğu hakkında o güne kadar hiçbir şey bilinmiyordu. Çünkü özellikle ağır elementlerin dünyada oluşması mümkün değildi. Elimizde sadece teoriler vardı. Ama yapılan bu ve benzeri gözlemler altın, platinyum ve uranyum gibi ağır elementlerin nötron yıldızlarının birleşmesi sonucu oluşan kilonova patlaması denilen büyük patlamalarla ortaya çıktığını gösterdi. Ama bu bile her şeyi tam anlamıyla açıklamıyor. Kilonova'nın gözlemlenmesi, nötron yıldızlarının yapısı, yıldızı oluşturan maddenin davranışı, çarpıştıklarında ne olduğu, gama ışını patlamalarının kaynağı, evrenin genişleme hızının ölçümü gibi pek çok konuda bilgi sağlarken yeni soruları da tartışmaya açtı. Patlamada nötron yıldızlarının %5'i ağır elementleri oluştururken %95'ine ne olduğu henüz bilinmiyor. Bilim insanları kütle çekim dalgalarıyla tespit edilebilen bu çapta bir patlamanın ortalama 50 yılda bir gözlemlenebileceğini, sonraki patlamanın bir kara delikle bir nötron yıldızının çarpışması veya bir süpernova oluşumu gibi olasılıklar barındırdığını tahmin ediyorlar. Kilonova önümüzdeki yıllarda gökbilimcileri ve astrofizikçileri aydınlatmaya devam ederken, uzayda her an gerçekleşebilecek yeni bir çarpışmanın sinyalleri için dedektör ve teleskopların başında nöbet tutmaya devam edecekler.